Arkadaşlar merhaba. Bu tavı tekrar incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir bilgisayar buldum, oradan tekrar bakacağım. Önce şu yasal uyarımızı yapalım. Bu yasal uyarımızı yaptıktan sonra gereği artık belli olsun arkadaşlar. Şimdi bu değildi, neydi? Bunu alalım arkadaşlar. Şimdi tav hissemizi açtık. Çok geliyor arkadaşlar. Çok. Bununla ilgili grafik yapmamı istedi bazı arkadaşlarım. Şimdi tav hissemizde dikkat etmemiz gereken nokta neydi arkadaş? Bu 30 seviyesine gelmez zaten. 28-42 seviyesini, 28-34 seviyesini zaten bu daha önceden görmüş. Zirvesi de bunun 30-30'muş. Şimdi buradan yükselen kanal demiştim biliyorsunuz. Öyle baktığımızda bu yükselen kanal çizgimiz arkadaşlar. Bu yükselen kanalımızı şu anda sizin de gördüğünüz gibi kırdı. Canlı izliyorsunuz zaten. 26-42. 26-42 seviyesini kırdığını siz de gördünüz. Altmışta küçük bir destek vardı, onu da kırdı aşağıya. Şu anda 26-42. Ben ne demiştim arkadaşlar? Yükselemeyen bir hisse düşer, düşemeyen bir hisse gider. Bunu her zaman söylemişimdir ben. Yükselen kanal çizgimiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası yükselen kanal çizgimiz. Böyle. Bu yükselen kanal çizgimiz daha önce ki videomda da söylediğim gibi burası neresi arkadaş? Düşen kanal. Düşen kanal. Şimdi bu kanal, bunu bir renklendireyim de biraz daha güzel olsun. Kırmızı. Şunu da kırmızı yapayım. Yani dikkatimizi çeksin. Şimdi bu kanal, bu kırmızı kanal düşen kanaldı. Bu kanalı ne yaptı hisse? Kırdı, yukarı döndürdü. Dedim yükselen kanala girdi. Ben buradan itibaren 17-18'den al arkadaşlar, orta vade, kısa vade, uzun vade her zaman bizim için tav var dedim. Ha şimdi burası kırdı, ne oldu? Bitti mi, gitti mi, kül mü olduk? Hayır. Sadece bir geri çekilme, bir düzeltme yapmak zorunda arkadaşlar. Hiçbir şey devamlı gitmez. Hiçbir şey devamlı düşmez. Öyle bir şey yok. Yok yani. Bunu da bir renklendireyim ben böyle. Kaç kora? 23.86. Arkadaşlar. Şimdi ne yapmalıyım ben? Elimde hissem var. Ne yapmalıyım ben? Biraz videolarımı izleseydin ne yapacağım belliydi. Öncelikle onu belirteyim ben yani. Videomu izleyen arkadaşlar devamlı söyledim. Yani artık bir düzeltme olacak. Dikkat edilmesi gerekiyor demiştim. Bunu dinleyenler kazandı yani. Öyle söyleyeyim. Şu kanal. Bu kanal bizim için önemliydi arkadaşlar. Şimdi burası ne? 17-62. Yani bu ta altta bir 14 var ama ben buralara geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Bak, öyle bir güzel grafik var ki arkadaşlar. Daha önce de aynısını yapmış. Bakınız. Ne yapmış? Bak buradan burayı kırdıktan sonra, bu düşen kanalı kırdıktan sonra, tamam mı arkadaşlar? Şöyle.
Bu düşen kanalı kırdıktan sonra burası kaçmış? 15.08. Burayı kırdıktan sonra ne yapmış? Aynen yönünü yukarı döndürmüş. Bir saniye, kaçırdım oraya. Çok kalın oldu, bunu biraz inceltelim. Bir de onu ince yapalım. Bu da bu kanalı buradan kırmış. Bak, bu kırmızıdan kırmış. Bu maviden, onun adına kırmızı, sarı gibi olan, onu kırdıktan sonra aşağı doğru bir düşüş devam etmiş ve düşmüş. Şimdi aynı durumu yaşıyoruz arkadaşlar. Özellikle her zamanki söylediğim şeyleri tekrar ediyorum tekrar. İyice şöyle yapayım arkadaşlar, aklımızda çelişki kalmasın. 28.34'ü görmüş, oradan dönmüş, düşen kanalı kırdı arkadaşlar. Burada zaten kırınca ben de artık düşüyorum. Bu da daha çok yukarıda, az bir şey daha şöyle yapabilirsem. Burayı kalın olduğu için biraz böyle. Ben demiş artık buradan demiş düşüyorum demiş. Bu çizgiye gelmiş 26.46. 52'de biraz önce video çekmiştim, düşüş devam edecek. 52-54'lerdeydi. Şimdi anda 40'a geldi. Şimdi buradan tekrar yukarı mı dönecek? Artık buradan böyle bir gelip yataya mı geçirip buradan böyle mi yapacak? Onu bilemiyorum yani. Belki de buradan tekrar dönecek ama şu anda düşüş trendi. Onun altında 25.60, 24.58 ve 23.86 çizgilerimiz gözüküyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle. Ama ben buralardan hisse alır mıyım? Ben kesinlikle almam. Düşüş trendinin sonlanmasını, yükseliş trendine girmesini beklerim. Onu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Özellikle belirtiyorum, bilginiz olsun. TAV hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Fazla uzatmak istemiyorum. Hoşça kalın.